Yeni yapılacak anlaşma ile KKTC vatandaşları sürüş ehliyetlerini Türkiye sürüş ehliyetlerine, Türkiye vatandaşları da geçerli sürüş ehliyetlerini KKTC sürüş ehliyetlerine çevirebilecek. Merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Yaklaşık bir aydır Güney Kıbrıs'ta tedavi gören eski başbakanlardan İhsan Küçük'ün sağlık durumunun ise iyiye gittiği açıklandı. Kışaköy'de bulunan eski Rum Kilisesi sular altında kaldı. Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağmurlar sonucu su dolan tarihi kilisede aradan bir hafta geçmesine rağmen sular çekilmedi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili iki araştırma önerisinin bir ön görüşmesini yaptı ve oy çokluğuyla bu önerileri reddetti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2019'un ilk görüşmesini yarın gerçekleştirecek. İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Cristiano Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplam 18.7 milyar euro para cezası verildi. Ronaldo 2 yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmeyecek.